Benaya Gate, skandalı hakkında ilk kez konuşan Macron, tek sorumlu benim Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eski koruması ve özel kalem müdür yardımcısı Alexander Benalla'nın 1 Mayıs gösterileri sırasında eylemcileri darbettiği olayla ilgili ilk kez konuştu. Macron olayın tek sorumlusunun kendisinin olduğunu söyledi. Fransız basınında yer alan haberlere göre, Macron, başkent Paris'te Latin Amerika evinde partisi, Cumhuriyet Yürüyüşü, La République En Marche, hareketinin milletvekilleriyle bir araya geldiği ve basına kapalı gerçekleşen programda, Benalla'nın 1 Mayıs gösterileri sırasında eylemcileri darbettiği olaya ilişkin iki hafta süren sessizliğini bozdu. Macron, Benalla'nın davranışını ihanet olarak niteledi. Guardian'ın aktardığına göre, Benalla'nın davranışını ihanet olarak niteleyen Macron, suçlanacak olan benim, eğer biri bu olayda sorumlu arıyorsa o kişi sadece benim. Benalla'ya güvenmiş olan bendim, ifadelerini kullandı. Fransız halkına hesap vereceğim, 14 ay önce Cumhurbaşkanı seçilen ve ülkede, Benaya Gate olarak anılan skandal nedeniyle görev süresindeki en ciddi krizle boğuştuğu ifade edilen Macron ayrıca, gelip beni alabilirler. Fransız halkına hesap vereceğim, diye konuştu. 1 Mayıs'ta yaşananların çok ciddi olduğunu söyleyen Macron'un Benalla'ya yaptırım uygulanmasını kendisinin onayladığını söylediği de belirtildi. Kamuoyu, Benalla'nın 1 Mayıs'ta Paris'teki eylemler sırasında polis olarak görevli olmamasına rağmen genç eylemcilere şiddet uygulamasından Le Monde gazetesinin yayımladığı görüntüler sayesinde haberdar olmuştu. Elize Sarayı olayı 2 ay boyunca gizlemişti. 4 ayrı soruşturma yürütülüyor. Skandalın ayyuka çıkması sonrası Benaya kovulurken Macron'un özel kalem müdürü Patrick Stroda da Benalla'ya ilişkin ulusal mecliste kurulan soruşturma komisyonuna ifade vermişti. Olayı 2 Mayıs'ta öğrendiği ve o sırada Macron'un Avustralya ziyaretinde olduğunu belirten Stroda, Benalla'nın 15 gün görevinden uzaklaştırılması ve Elize Sarayı'nda daha düşük bir pozisyonda göreve getirilmesi kararını Macron'dan bağımsız olarak 2 Mayıs'ta kendisinin aldığını, bu konudaki tüm sorumluluğu üstlendiğini ifade etmişti. Konuyla ilgili 4 ayrı soruşturma yürütülüyor. Bunalardan ikisini parlamento komisyonları yürütürken, bir polis soruşturması ve bir adli soruşturma yapılıyor. Benalla'ya olayların kamera görüntülerini verdikleri iddia edilen 3 üst düzey polis memuruna da çeşitli suçlamalar yöneltildi. Adli kontrol şartıyla serbest kalan Benaya şiddet uygulamak, izinsiz olarak polis simgeleri kullanmak, kamera görüntülerini gizlemekle suçlanıyor. Fransız kamuoyunda, eski koruma Benalla'nın Macron'un özel kalem müdür yardımcısı olarak atandığına dair kararın resmi gazetede yayımlanmadığı gerekçesiyle onun aslında bu görevde olmadığı, Macron'un yakın koruması olarak çalıştığı, kendisine özel araç, özel ev ve silah tahsis edildiği ve iltimas geçildiği yorumları yapılıyor.